Tabii genel merkezimiz geçtiğimiz cuma günü il başkanımız aracılığıyla bu kararı hem kamuoyuna hem bizlere iletmiş oldu. Bundan sonra 23 Kasım pazar günü saat 12'de Gülüç Anadolu Otel'de Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu Bey'in, bölge milletvekillerimiz eski meclis başkanımız Köksal Toptan Bey'in, milletvekillerimiz Profesör Doktor Ercan Candan ve Özcan Ulupınar vekillerimizin katılımıyla bütün delegasyonun ve teşkilatın parti üyeleriyle birlikte çok coşkulu tek liste halinde Ereğli'yi yarınlara taşıyacak, Ereğli'ye daha iyi hizmetler oluşturacak listeyle birlikte pazar günü kongremizi gerçekleştireceğiz. Sizin aracılığınızla da tüm partilerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı da buradan kongremize, şenliğimize davet ediyoruz. Pazar günü Ereğli'nin genelini kucaklayabilen hem kırsaldaki hem merkezdeki hem de akademisyen tarzı iş dünyasından temsilcilerin olacağı, bunun yanında serbest meslek erbabı, avukattır, mühendistir, bunların da olacağı, hep birlikte güzel Ereğli'nin bir küçük şeklini harmanlayarak bir liste oluşturacağız. Ereğli'nin tamamını kucaklayabilen, birlik ve beraberliği en üst seviyeye taşıyacak bir listeyle delegasyonun karşısına çıkmayı planlıyoruz. İnşallah da Ereğli'nin sorunlarıyla alakalı çözüm üretebilecek, fikir üretebilecek, buna katkı koyabilecek bir liste olmasını sağlamaya yolunda çalışıyoruz. Ereğli Belediyesi'nde meclis üyeleri arasında başkanla gerekse milletvekili arasında bir sıkıntı var. Sizin de kamuoyuna yansıyan, basına yansıyan milletvekiliyle aranızda bir takım sıkıntılar yaşandı. Yeni dönemde bu ilişkiler nasıl olacak? Düzelecek mi sizce? Tabii, yani şu an için ilişkilerimiz düzelecek mi derken zaten ilişkilerin çoğunu kamuoyuna farklı yansıtılmasından dolayı kamuoyunda böyle bir algı oluşmuş durumda. Yoksa çok kıymetli milletvekilimiz Profesör Doktor Ercan Canlan'la da, belediye başkanımız Operatör Doktor Hüseyin Ünsal'la da birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bundan sonraki Türkiye için yeni Türkiye sloganımız olduğu gibi Ereğli'miz için de yeni Ereğli sloganıyla çıkacağız. Milletvekilimizle, belediye başkanımızla el ele, omuz omuza hep birlikte bölgenin sorunlarını hızlı, süratli çözme noktasında gayret göstereceğiz. Belediye meclis üyelerimiz arasındakileri sağ olsun çok kıymetli il başkanımız Sayın Hamdi Uçar'ın da desteğiyle birlikte oturarak, konuşarak, 3-5 toplantı yaparak nihayet de çözüme kavuşturduk. Şu an için son mecliste sizler de takip etmişsinizdir. Son mecliste de parti bütünlüğünü koruyacak şekilde bütün kararlar böyle alınarak geçmiştir. Bundan sonra da biraz daha sık toplantıları yaparak bu dışarıya yansıyan olumsuz görüntülerin bir daha yaşanmaması için gayret göstereceğiz. Az önce de ifade ettiğim gibi milletvekilimizle de belediye başkanımızla da Ereğli'nin birikmiş sorunları noktasında el ele omuz omuza çalışacağız. Bunu da kamuoyu görecektir, çok yakın zamanda görecektir. Hem kongremizde de milletvekilimiz Ercan Bey de diğer vekillerimiz olduğu gibi katılıyor. Belediye başkanımız olsun. En ufak bir sıkıntımız yok. Bundan sonra da olmaması için bizler de ilçe teşkilatı olarak, ilçe başkanı olarak üstümüze düşen görevi yapacağız. Hassasiyetli davranacağız. Çünkü Ereğli'mizin kavgaya değil, her zaman kolektif çalışmaya ve sorunların çözüm noktasında çalışmaya ihtiyacı var. Biz de öncelikle her şey Ereğli için diyoruz. Ondan dolayı da her türlü fedakarlığı da yapacağız.